Kadın Hayattır'dan merhaba, ben Duygu Özel Tapan. Kadın Hayattır diyoruz. Hayat dolu olmak için ruhumuzun ve bedenimizin sağlıklı olmasının öneminin altını çiziyoruz. Bugün de program dopdolu. Merak ettiğiniz sağlık konularını uzman konuklarımızla konuşacağız. Sizler de bize eşlik edebileceksiniz. Hadi başlayalım. Çağımızın yaygın bozukluklarından biri olan otizm erken fark edildiğinde kontrol edilmesi daha kolay olan bir durum. Çocuğunuza tanı konulduğunda hemen önlem alıp müdahale etmek otizm ve diğer gelişimsel sorunların belirtilerinin kontrol edilmesi konusunda hayli faydalıdır. Bu anlamda otizmli çocukları anlamak önemlidir. Psikolojileri nasıldır? Bu çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır? Aklımıza takılan her soruyu Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Dilara Demirpençe Seçinti'ye soracağız. Eğer sizin de bu konularda sorunlarınız varsa, aklınıza takılan sorunlar varsa, sorular varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesaj atabilirsiniz. Sohbetimiz boyunca arayabilir, sorabilir, canlı yayında yanıtını öğrenebilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Seçinti. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi otizm spektrum bozukluğu deniyor. Bu genel bir isim galiba, değil mi? Evet, genel. Alt başlıkları var bunun. Alt başlıkları var. Genel bir bozukluk. Bozukluğun yelpaze gibi bir bozukluk olduğunu gösteren bir tanım bizim açımızdan. Peki hangi başlıkları sıralayabilirsiniz altında? Altında, yani şu anki sistemde değişse de Rett sendromu, Asperger bozukluğu, otizm, bazen tipik ve atipik diye de ayrımını yapıyoruz. Bunları sıralayabiliriz. Peki hocam, acaba sıklıkla görüleni otizm midir ülkemizde? Yani biz genel olarak hepsine otizm diyoruz. 352 bin çocukta 0 ve 18 yaş arasında otizm tanısı var. Ancak bunların alt gruplarını hepsini otizm tanısının altına sokuyoruz ve spektrum bozukluğu olarak söylüyoruz. Peki birinin diğerinden belirti anlamında ya da tedavinin farklılığı anlamında bir fark var mıdır? Belirti anlamında farklılıkları var, ancak hepsi genel olarak aynı şekilde başlamakta. Bazı tiplerinde daha üstün yetenekli çocuklar olabilmekte, bazılarında mesela konuşma hiç olamamakta ya da belirtiler sonradan çok daha hızlı bir şekilde olabilmekte. Peki hocam, şimdi diyelim ki bir bebek doğdu. Otizmli olup olmadığını nasıl anlayabilir ebeveynler? Şöyle, aslında bunun için öncelikle bebekte ve çocuktaki sosyal gelişime bakabiliriz, normal gelişime. Mesela bir bebek 3-4 yaşına geldiğinde artık göz temasını yavaş yavaş kurup annesinin sesini aramaya ya da sosyal gülümseme dediğimiz, yani annesini gülümsemeye başlar. Aynı zamanda mesela 6-9 ay arasında bir bebek babıldama dediğimiz, yani ba ba ba, de 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 gibi sesler çıkartabilir. 1 yaşına baktığımızda ise tek kelimeler çıkartabilir. Bazen bu gelişim basamaklarında ailenin fark ettiği gecikmelerin olması otizm açısından riskli olabileceğini bize düşündürtüyor. Ama genel olarak hani bizim tanı koyduğumuz yaş 1 yaş ya da 2 yaş arasında oluyor. Hatta tam olarak tanı da değil, riskli çocukları belirliyoruz bu dönemde. Peki riskli çocukları belirlemek acaba tedavinin aşamalarıyla mı ilgilidir? Neden riskli çocuk belirlenir? Yani bu aşamada ne yapılabilir? Yani şöyle, bu riskli çocukları belirlediğimizde mesela atıyorum 1 yaşın altında tam olarak otizm tanısı demiyoruz. Otizm açısından riskli diyoruz. O zaman aileye verebileceğimiz öneriler ya da çocuğun özel eğitim şansı olabiliyor. Bu yüzden riskli olan çocukları erken yaşta belirlemek özel eğitim açısından çok önemli. Aynı zamanda bebeklik ve çocukluk döneminde beynin esnekliği daha fazla diğer dönemlere göre. Yani burada bir çocuğu çok erken yakaladığımızda o belirtilerin azalma şansı çok daha kolay olabiliyor. Çünkü beyin diğer yaşlara göre daha esnek bir şekilde. Peki, yani şimdi o anlamda erken tespit etmek, riskli gruba ayırmak önemli değil mi? Çocuğun hem tedavi hem herhalde bilişsel sürecinin gelişim mi açısından değil mi? Hem de ailenin bilgilendirmesi ve yanlış davranışlarını bizim hani birazcık düzeltmemiz açısından önemli. Örneğin işte çocuğun mesela ekran başında kalması ya da çok fazla tablete, telefona maruz kalması toplumsal etkileşimini azaltabilmekte. Hani bizim devreye girip bu arada aileye bir psiko eğitim vermemiz çocuğun belirtilerinin biraz da olsa sönümlenmesine neden olabiliyor. Hı hı. Şimdi tek tek konuşacağız. Hı hı. Riskli gruba, erken yaştaki gruba nasıl hı hı. bir yaklaşım hı hı. sergiliyorsunuz diye, ama biraz daha detaylandıralım konuyu. Hı hı. Acaba otizmin nedenleri belli oldu mu? Otizmin nedenleri belli değil. Hani tek bir nedeni yok. Genetik bazı çalışmalar bulunmakta. Onun dışında mesela daha doğum öncesi dönemdeki faktörler otizmin nedenlerini oluşturabilmekte. Ancak tek bir nedeni vardır. Bu yüzden otizm oluyor demek çok doğru olmayacak. Peki acaba ailenin sosyoekonomik özellikleri ya da çocuk yetiştirmeyle ilgili bir takım deneyimler otizmle paralel midir? Yani şöyle söyleyebiliriz, aslında direkt bir bağlantısı yok. Ama tabii ki bunlar dolaylı bir şekilde etkileyebilmekte. Örneğin hani biraz önce de bahsettiğim gibi ebeveynin yaklaşımı hani çocukla çok fazla etkileşim geçirmemek ya da işte tablete, telefona maruz bırakmaksa otizm belirtilerini arttırabiliyor. Ama direkt olarak nedeni diyemiyoruz. Diyemiyorsunuz. Peki şimdi acaba doğuştan gelip gelmediği hı hı. ya da sonradan oluşup oluşmadığı konusunda bir takım araştırmalar, bilgiler var mı elinizde? Tabii ki var, ama genel olarak yani bu sonradan kazanılan bir bozukluk değil, nörogelişimsel bir bozukluk. Yani beyindeki işlevlerin bozukluğundan kaynaklanan bir hastalık. O yüzden hani sonradan ebeveyn bunu yaptığı için çocukta bunu oldu diyebileceğimiz bir durum yok. Tabii ki mesela riski arttıran durumlar var. Örneğin çocuğun kardeşinin otizm tanısı olması gibi şeyler riski arttırabiliyor. Ancak direkt olarak bağlantılandırabileceğimiz bir şey yok. Mesela bir ailenin iki çocuğu olsun, hı hı. biri otizmli, diğeri hı hı. değil olabiliyor hı hı. mu? Olabiliyor hı. ama diğer çocuktaki riski arttıran bir şey oluyor. Ama o çocuk otizm olacak diye bir kural yok. Sadece bizim takibimize erken girmesi aile açısından daha avantajlı bir durum yaratabiliyor. Şimdi riskli grubu tanımladınız. Hani hı hı. bebekken bakışları hı hı. sabitlenmiyor. Herhalde gülümsemesi ya da bir takım sesleri hı hı. çıkarması hı hı. farklılaşıyor değil mi? Başka ne tür belirtilerle kendini gösterir otizm? Aslında dediğim gibi yaş gruplarına göre bakmak daha iyi olabilir. Yani göz temasının olmaması, bizim işaret etme dediğimiz, yani istediği bir şey olduğunda çocuk işaret parmağıyla gösterebilmesi gerek. Bunu yapmıyor olması, konuşmasının gecikmiş olması, 1 ile 2 yaş arasındaki dönemde artık çocuk işte kedi köpek taklidi ya da insan taklidi yapmaya başladığı bir dönem. Bu taklitlerin gecikmiş olması ya da duygularını mimikleriyle, jestleriyle çok rahat ifade edemiyor olması. Onun dışında daha sonraki dönemde artık kurgulu oyun oynamaya başlar çocuklar. Örneğin işte bebeği eline alıp çocuğun emziriyormuş gibi yapması ya da işte yemek yediriyormuş gibi yapması. Ya da mesela arabaları yan yana dizip sanki onları yarıştırıyor ya da savaştırıyor gibi. Yani mış gibi oyun oynaması. Bunlar otizmli çocuklarda yok. Yani çok daha zor oluşuyor. Bir de bunun yanında yani bu sosyal şeylere ilaveten çocukta tekrarlayıcı davranış örüntüleri görebiliyoruz. Örneğin işte kanat çırpması, onun dışında parmak ucunda yürümesi, kısıtlı ilgi alanının olması, yani sürekli olarak tek bir şeye takılması otizm belirtileri. Ama hani burada belki şunu söylemek önemli olabilir. Bunların hepsi normal çocukta da tek tek görülebiliyor. Bu belirtilerin hepsini beraber görmek bizim açımızdan önemli. Hmm. Yani her konuşma gecikmesi olan çocuk otizm olacak diye bir şey yok. Bu bahsettiğiniz belirtilerin bir arada olması otizme işaret eder. Aynen öyle. Yani göz teması yok diye ya da mesela konuşması yok, halbuki işitme probleminden kaynaklanıyor. Bu çocuğun otizm olduğunu göstermiyor. Peki hocam, otizme tanı koyan branş kimdir? Siz psikiyatristler misiniz? Çocuk ve ergen psikiyatristleri 0 ve 18 yaş arasında otizme tanı koymakta. Yani şunu söylemek aslında bence çok önemli. Bizim tanıyı koyarken kullandığımız herhangi bir kan tahlili ya da görüntüleme aracı yok. Sadece biz klinik gözlem ile tanı koyuyoruz. Yani çocukla geçirdiğimiz vakit, aileden aldığımız bilgi, bazen işte kreşten istediğimiz bilgiler ya da çocuğun ev ortamında çekilmiş videolar, bunların hepsini birleştirerek bir tanı koyuyoruz. Tanıyı koyarken diğer ek olabilecek tıbbi durumları dışlamaya çalışıyoruz. Örneğin işte konuşma gecikmesi varsa işitme testine yönlendirmek ya da metabolik bir rahatsızlık varsa çocuk metabolizmaya ya da çocuğun daha önceden geçirilmiş bir nöbet öyküsü varsa ya da çocuk belli bir süre konuşup daha sonra tamamen konuşmasını kaybetmişse çocuk nörolojiye yönlendirebiliyoruz. Peki hocam, genelde mesela yanılma payı olabiliyor mu dediğiniz gibi? Yani işte karşınızda bir çocuk geldi ve aslında bambaşka bir sorunu varmış ama hı hı. ebeveynler otizmden şüphelenmişler. Hı hı. Böyle durumlarla sık karşılaşabiliyor musunuz? Karşılaşabiliyoruz. Yani çok basit olarak işitme kaybı mesela bizim için hani önemli bir şey olabiliyor. O yüzden hani bu çocukları genellikle kulak burun boğaza yolluyoruz. Ya da nörolojik bir şey varsa bu mesela çocuğun sosyal gelişiminde bir gerilik yapabiliyor. Örneğin nöbet geçirmesi, konuşmasını duraklatabiliyor. O yüzden tanı koyma süreci bizim için bazen daha uzun sürebiliyor. Hı hı. Peki gözlemlerinize göre acaba kız çocuklarında mı yoksa erkek hı hı. çocuklarında mı otizm daha sık görülüyor? Yani bilimsel verilere göre de 4-5 kat erkek çocuklarında fazla. Erkeklerde erkek fazla. Erkek çocuklarında, evet. Bunun nedeni belli mi? Yani nörogelişimsel bozukluklar genel olarak erkek çocuklarında daha yüksek oranda olabiliyor. Nedeni tam olarak belli değil bildiğim kadarıyla. Peki hocam, acaba hangi yaş grubundakine tanı koymak daha kolay oluyor sizin açınızdan? Şöyle, yani 2-3 yaş döneminde gördüğümüz çocukta daha kolay tanı koyuyoruz. Ama bence tanıyı kolay koymamız değil, tam tersine o 1 yaş altındaki 1-2 yaş arasındaki çocuğu belirlememiz bizim açımızdan daha önemli. Tedaviye yanıt vermesi açısından, evet, değil mi? Evet. Yani bir de aileyi yönlendirme açısından. Hı hı. Yani 1 ile 2 yaş arasındaki dönemde çocuğu bulabilirsek o dönemdeki özel eğitim ve aileye vereceğimiz önerilerle birazcık daha çocuğun belirtilerini azaltabiliyoruz. Peki hocam, otizmli bir çocuk acaba nasıl oyun oynar? Ya da bir yabancıyla karşılaştığında, hı hı. örneğin ebeveyn size getirdiğinde, hı hı. size yönelik tepkisi ne yönde oluyor? Şöyle, yani bizim belli yaş gruplarında beklediğimiz yabancı kaygısı dediğimiz bir kavram var. Çocuğun hani yabancılardan birazcık daha çekinmesi, evet. utanması. Bu çocuklarda bu davranışları gözlemlemiyoruz. Tam tersine utanmıyorlar hiç yabancılardan, öyle mi? Çekinmiyorlar. Yani şöyle, sizin varlığınızı pek görmüyorlar, fark etmiyorlar gibi diyebiliriz. Yani utanma ya da çekinme değil de yani hiçbir duygu ifadesini göstermemesi bizim için bir belirti olabiliyor. Ama biraz önce dediğim gibi yani tek başına hani bir çocukta bunun yapmaması bizim açımızdan otizm anlamına gelmiyor. Hı hı. Oyun oynarken de genellikle mesela sabit bir şeyle oynaması ve oyun özellikle oyuncağı işlevine göre oynamaması. Mesela arabaları, normal çocuk arabaları dizip arabaları yarıştırırken otizmli bir çocuk arabayı alıp tekerini çevirerek sadece ona böyle odaklanarak bir oyun oynayabiliyor. Ya da baktığınız zaman işte bebeğini eline aldı. Normalde hani mış gibi oyun oynamasını bekliyoruz. Evet. Ama çocuk mesela onun belli bir parçasına takılarak oynuyor. Yani aynı zamanda oyunda bir karşılıklılık yok. Zaten hani aslında küçük yaş döneminde bazen çocukların dikkat süreleri çok kısa olduğu için bir oyundan diğerine geçebiliyor ama siz onu bir yerde yakalayabiliyorsunuz. Ama bu çocuklarda hani oyunun içinde siz bir karşılıklılık hissetmiyorsunuz. Bu bizim açımızdan önemli bir belirti olabiliyor. Yani çok kendi halinde belli bir parçayla işlevine bakmadan, yani oyuncağın işlevine göre oyun oynamıyor ya da taklit yok oyunun içinde. Peki iletişim becerileri ne yönde oluyor hocam? Öğrenme becerileri ya da? Yani bu biraz önce dediğim gibi yani otizm spektrum bozukluğu. Yani bizim spektrum evet. Değişik boyutlarda, değil mi? Değişik boyutlarda olabiliyor. Yani bazı otizmli bireyler diğer normal popülasyona göre bazı şeyleri çok hızlı öğrenebiliyorlar. Mesela dil ya da resim yapma becerileri çok iyi olabiliyor. Yani üstün yetenekli olabiliyor bu çocukların bazıları. Bazıları. Yani tamamen genellemek yanlış olur. Çünkü bu dediğim gibi bir spektrum bozukluğu. Her bir birey diğerine göre farklı olabiliyor. Yani bizim poliklinikte gördüğümüz her çocuk birbiriyle aynı özelliklere sahip değil. Peki hocam, diyelim ki farklı olmasına göre düşünelim. İletişim becerileri nasıl oluyor bu çocukların? Yani şimdi şöyle, birincisi hani mesela biz burada sizinle konuşurken siz bana soru soruyorsunuz, ben cevap veriyorum. Bir karşılıklılık var. Diyalog var. Bu çocukların kurduğu iletişimde bir diyalog yok. Bu bizim için en önemli olan şeylerden biri. Ya da yüz ifadesinde gösterme, sevindiğini, üzüldüğünü, utandığını göstermesi yok. İletişim becerileri de yine aldıkları özel eğitime göre değişebiliyor aslında. Yani belki atıyorum 1 ile 2 yaş arasındaki çocuğu riski çocuğu belirleyip onu özel eğitime yönlendirdiğimizde o çocuk birazcık daha açılmış olarak gelebiliyor karşımıza. Diğer çocuktan iletişim becerileri daha iyi olabiliyor. Şunun için soruyorum hocam ısrarla, merak ediyorum bu çocukların Hı-hı. duygu durumlarını Hı-hı. ya da neler düşündüklerini. Hı-hı. Yani o sırada ne hissediyor ya da ne düşünüyor olabilirler? Yani buna verebileceğim net bir cevap yok aslında. Hı-hı. Muhtemelen tek bir şeye odaklanıyorlar. Çünkü hani bizim gördüğümüzden farklı bir şekilde görüp farklı bir şekilde duyabiliyorlar. Çünkü bu çocukların bazılarında duysal şeylere karşı aşırı duyarlılık var. Örneğin buradaki sesten ben rahatsız olmazken buradaki sesi otizmli bir çocuk çok fazla ya da diğer seslere çok fazla ayırt edebilir ve bu iletişimini bozabilir. Yani işitmeye mi duyarlılar? Sadece işitmeye değil, bazıları tada, bazıları kokuyor. Yani tek bir şeye duyarlı olduklarını söylemek de yine yani genelleme yapmak doğru olmaz. Ama bazıları mesela sesten çok rahatsız olabiliyor. Ya da mesela belli yemekleri seçebiliyor. Çünkü hani tat hassasiyetinden dolayı ya da belli kokulara daha fazla tepki verebiliyor. Yani bütün bunlar iletişimi bozan şeylerden biri oluyor. Ya da duygularını ya da düşüncelerini evet. bozan değil mi? Evet. Hocam şimdi bir mola verelim. Hı hı. Biz bir virgül koyacağız. Hı hı. Sokağa çıkacağız birlikte. Hı hı. Bu konuyla ilgili sokak röportajlarımız Hı hı. oldu. Onları izleyip Hı hı. üzerine sohbet edeceğiz. Peki. Birsel Yurdagelen'in röportajları geliyor ekrana. Kadın Hayattır programı için sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Eminönü sokaklarındayız. Vatandaşımızın sağlık problemlerine ses olabilmek adına mikrofonu şimdi size uzatıyoruz. Otizm nedir? Otizmle ilgili neler söylersiniz bize? Odaklanamama diyebiliyorum. Yani hafızaların çok kuvvetli olduğunu ama konuya sabit baktıklarını, oraya odaklandığında sizin söylediğinizi anlamama ve net bir cevap verememe diyebiliyorum. Genetik bir hastalık olarak onu da biliyorum. Arkadaşım otizmli çocuklara öğretmenlik yapıyor. Ondan duyduğum kadarıyla biliyorum yani. Otizmli çocuklara karşı bir sıcak bir bakışım var yani. Çünkü onlar da bu sıcaklığı hissetmek isterler en azından. Bizim gibi olmak isterler, normal bir birey gibi. Bu şekilde düşüncelerim. Otizm genelde çocuklarda görülen bir genetik rahatsızlıktır. Dış çevreye cevap vermeyen çocuklar diye biliyorum. Hatta bir ara kendi çocuğumda da böyle bir tanıdığımız öyle bir şeyden şüphelendi. Doktora gitmiştik. Bir sıkıntı olmadığını söylemişti. Neyden kaynaklı şüphelenmiştiniz? Ama ismiyle seslendiğimizde cevap vermiyordu. Bir oyuncakla oynadığında bizimle göz teması kurmuyordu. En çok belirtisi buydu. Ben onları hasta demiyorum ki. Onlar Allah'ın yarattığı en güzel, en mübarek insanlar ya. Onlara sahip çıkabilirsek onlar bizden daha iyi yavrum. Hocam otizmi ne kadar biliyoruz? Gözlemlediğiniz Hı-hı. kadarıyla ya da röportajları izlediğimiz kadarıyla. Bence son dönemlerde yapılan farkındalık çalışmalarının işe yaradığını ben görüyorum. Yani burada söylenilen şeylerde de genel olarak bence kısmen de olsa biliyoruz. Ama tabii ki daha farkında olmak önemli değil evet. mi? Evet. Peki hocam şimdi bu çocuklar acaba toplumsal iletişimde Hı-hı. ebeveynleri, kendileri Hı-hı. nasıl bir günlük hayat içerisindeler? Toplumda neredeler? Onlara nasıl yaklaşmak gerekir? Yani hayatın zorluklarını anlamak adına soruyorum Hı-hı. onlar açısından. Onların gözünden bakacak olursak Hı-hı. neler söylersiniz? Yani biraz önce de belirttiğim gibi zaten toplumsal etkileşimleri otizmli bireylerin diğer bireylere göre daha kısıtlı. O yüzden daha zor ilişki başlatıyorlar ve sürdürebiliyorlar. O yüzden yani onlara tabii ki yani bu empatiyi kurarak yaklaşmak gerek. Çünkü onların yapamadıkları şey bu aslında. O yüzden daha sıcak bir şekilde yaklaşmak daha iyi olabilir. Ya da mesela yani bu çocukların bazı yerlerde kabul edilmediklerini de hani duyuyoruz. Nerelerde mesela hocam? Yani bazen hani ailelerden gelen geri bildirimler sonucunda hani normal çocukların yanında diğer ailelerin hani istemedikleri gibi bildirimler alabiliyoruz. Yani bu bir hastalık ve diğer ailelerin de diğer çocukların da hani bu kişileri bu şekilde bir rahatsızlığa sahip olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bence kabul etmeleri ve kucaklamaları Aynen gerekiyor öyle. Değil evet, mi? Evet, farkındalık oluşması gerekiyor toplumda. Şimdi bu çocukların tabii kimisi de deniz ki özel yeteneklere Hı -hı. sahip olabiliyor. Hı -hı. Kimisinin bilişsel becerileri çok gelişemeyebiliyor. Hı -hı. Özel bir eğitime de ihtiyaç Hı -hı. duyuyorlar değil mi? Bu çocuklar nasıl eğitiliyor? Yani şimdi şöyle erken dönemde bizim açımızdan en önemli şey özel eğitim. Özel eğitimi ne kadar çok alırlarsa, mesela haftada aslında 20 ile 40 saat arasında özel eğitim almaları gerekiyor. Özellikle daha küçük grubun. O kadar belirtiler hafifleyebiliyor. Bizim açımızdan en önemli kısım zaten özel eğitim kısmı. Hı hı. Ve bu özel eğitimin içinde mümkünse kişiye göre planlanması ve ailenin bu özel eğitimin içinde bir kalması, belki hani orada benzer bir takım şeyleri öğrenip evin içinde uygulamaya çalışması bizim için en önemli kısım. Peki ailelerin ne tür yakınmaları oluyor size geldiklerinde hocam? Mesela buna uygun öğretmen Hı-hı. kapasitesi Hı-hı. yeterli mi? Ya da işte şöyle bir zorluk yaşıyoruz, bunu nasıl aşabiliriz Hı-hı. gibi hangi tip sorunlarla karşınızdalar? Yani şöyle, hani bu çocuklar için özel eğitim öğretmenleri olması gerekiyor en önemlisi. Yetersiz mi peki ülkemizde? Yani şöyle, merkezden merkeze göre değişebilmekte ama tabii ki kişilerin bu merkezlere ulaşma şeyleri de değişken. Hmm. Yani her yer için bazı çocuklar daha kolay ulaşabiliyor, bazıları daha zor ulaşabiliyor. Hmm. Sınırlı sayıda olduğu için mi, yoksa pahalı olduğu için mi? Ve yani normal koşullarda aslında 20-40 saatlik bir özel eğitim almak çok pahalı. Hmm. Yani bu ayda 80-160 saat arasındaki bir şeye denk geliyor. Genel olarak benim gördüğüm bu çocuklar daha az eğitime ulaşabiliyorlar ancak. Hı hı. Ülke çapında düşünecek olursak öyle mi? Hı hı. Peki bu çocukların evlerinde, kendi ortamlarında mı eğitim görmesi onların açısından iyi, yoksa bu çocukları toplayıp bir arada bir eğitim vermek mi daha mantıklı? Bence yine bu bireyden bireye değişen bir şey. Belki hani küçük yaş döneminde evde de özel eğitim almaları iyi bir şey olabilir. Onun dışında tabii ki grup içinde olmak da, yani akran etkileşiminin olması da önemli bir etken. Ama bunu daha çok hani dizayn edecek olan özel eğitim öğretmeni oluyor. Biz direkt olarak hani çocuğun alacağı eğitimin nerede, nasıl olacağını karar vermiyoruz. Zaten iyi bir özel eğitim öğretmeni bunu bireye göre dizayn edebiliyor. Hı hı. Şimdi sorularıma bakıyorum da... Otizmle ilgili gelen sorular da var hocam. Onları da aktarmak istiyorum sizlere. Bir kez daha efendim numaraları hatırlatalım. Bizi eğer bu konuda merak ettikleriniz varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Yanıtını öğrenebilirsiniz. 0212 243 71 78 arayacağınız numara, 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz. Bir izleyicimiz der ki hocam benim çocuğum 3 yaşında. Çocuk iletişim kurmakta zorlanıyorsa ya da bu gelişim süreci hiç başlamamışsa akla gelecek olasılıklar nelerdir? Bir de göz teması, nesneleri çevirme otizm tanısı için belirleyici midir? Benim çocuğumda var da der. Yani biraz önce de dediğim gibi tek başına belirtiler bizim açımızdan tam belirleyici değil. Ama bunlar kümelendiği zaman daha belirleyici olabiliyor. Örneğin 3 yaşına kadar konuşmasının olmaması, belki hani işitmesiyle alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Ya da daha önce bunları yaparken yapamaz hale geldiyse belki hani nörolojik bir sıkıntısı olabilir. Ama aynı çocukta hem göz temasının olmaması, hem iletişimi başlatamaması, hem eşyaları çevirmesi, dönen cisimlere ilgi duyması, kısıtlı ilgi alanı olması ya da seslenildiğinde bakmaması otizmi akla getiriyor. Ama buna karar vermek için dediğim gibi klinik olarak gözlemlemek gerekiyor çocuğu, ama otizm riski açısından kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor diyebilirim. Mutlaka bir çocuk psikiyatristinden değil mi randevu alınmalı, gidilip sorunun üzerinde masaya yatırılmalı değil mi hocam? Evet, yani bu olgu açısından kesinlikle çocuk psikiyatrisine gitmesi gerekiyor diyebilirim. Siz bir ekip olarak mı çalışıyorsunuz peki hocam? Nörolog, siz işte belki işitme uzmanı hani... Nasıl yani gerektiği zaman yönlendiriyoruz. Evet, onlar tarafından da bize yönlendirme oluyor. Yani onlar da bize yine otizm riski açısından yönlendirebiliyor. Biz de onlara işitme açısından ya da nörolojik bir şey açısından yönlendirebiliyoruz. Bir izleyicimiz de ben otizmli çocuğu olan bir anneyim. Sürekli bana hocam çocuğunuzun nesi var? Başka çocuğunuz var mı? Onlar da otizmli mi? Eşiniz, akrabanız mı? Gibi sorular soruluyor. Lütfen otizmli bir aileye toplumun nasıl yaklaşılması gerektiğinden de bahsedin ki insanlar bilinçlensin biraz diye yakınır. Yani herhalde bunun için yapılabilecek en iyi şey toplumda farkındalığı arttırmak. Çünkü çok anlaşılmıyor. Yani çocuk psikiyatrisine gelen diğer hasta yakınları da otizmle olan bireyi gördüklerinde nesi olduğunu anlamakta zorlanıyorlar ve muhakkak hani o aile bir iki soruya maruz kalıyor diye düşünüyorum. Çünkü hani bu son dönemde bence bir farkındalıkta artış var ama yeterli değil. Yani bunun bir nörogelişimsel bir rahatsızlık olduğunu biliyor olmak lazım ve ona göre davranmak lazım. Ve özellikle bence buradaki belki en önemli şey aile üzerinde bir yük oluşturmamak. Çünkü bizim gördüğümüz aileler hani ilk başta işte benim yaptığım bir şeyden dolayı mı oldu? Acaba böyle yapsaydım şöyle olur muydu? Aslında gelen o sorular belki ailenin bu tarz kendiyle ilgili olumsuz duygularını arttırabiliyor. Halbuki o aileyle alakası olan, tam olarak direkt bağlantısı olan bir rahatsızlık değil. Yani genetik bir zemini de bulunmakta. Sonradan aile böyle yaptığı için çocuk şöyle oldu diyebileceğimiz bir şey değil. Yani ailelerin suçlanmaması lazım, aynen, değil mi? Evet. Toplum bunun nedenini bilirse, evet, herhalde o ailelere başka bir gözle bakar. Evet. Ve onları rahatsız etmez diye düşünüyorum. Bu anlamda bu yaptığımız program çok önemli öyleyse. Peki hocam, şimdi diyelim ki tanısı aldı çocuk, artık otizmli diyorsunuz siz uzmanlar. Nasıl davranmalı? Psikiyatriste düzenli olarak gelmeli mi? Bu anlamda siz çocuğa nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir defa birinci olarak hani tedavi aşamasındaki en önemli şey özel eğitim. Biz psikiyatrideki takibimiz, evet, hem toplumsal etkileşimde değişiklik olup olmadığını anlamak adına izliyoruz. Hem de otizmde, otizme ek olan bazı ek rahatsızlıklar, psikiyatrik rahatsızlıklar daha yüksek oranda görülebiliyor. Örneğin dikkat eksikliği ya da çocuğun daha huzursuz, aşırı aktif olması. Hiperaktivite mi deniyor, evet, buna? Evet, hiperaktif olması. Bazen çocuğun aldığı özel eğitimi ya da aileyle olan ilişkilerini de etkileyebiliyor. Biz o noktada çocuğu takip ediyoruz ve çocuğun aldığı yararı, bir de aileye psikoeğitim vermek adına aileyi takip ediyoruz. Yani biraz önce bahsettiğim gibi özellikle ilk tanı sürecinde aile çok zorlanabiliyor. Nasıl davranacağını bilmeyebiliyor. Bu dönemde belki birazcık daha yakın takip edip daha sonraki dönemlerde yine çocuk psikiyatrisinde takibinde kalarak, ama ek rahatsızlığı olup olmadığına göre ona göre takibi ayarlayabiliyoruz. Peki hocam, siz ebeveynlerle beraber çocuğu bir arada mı gözlemliyorsunuz, tedavi ediyorsunuz? Şöyle, tanı sürecinde hem ikisini beraber hem yalnız görüyorum. Daha sonraki süreçte beraber görebiliyorum. Yani daha çok aileden gelen bilgilerle, özel eğitimden gelen bilgilerle ve kreşten ya da çocuk anaokuluna gidiyorsa buradan gelen geri bildirimlere göre de hareket edebiliyoruz. Yani bizim topladığımız bilgi 3-4 kaynaktan oluyor kısacası. Hem o kendi görüşmelerimiz hem de diğer yerlerden, çocuğun o sosyal hayatındaki yerlerden aldığımız geri bildirimlerle oluyor. Peki psikiyatristin tedavideki amacı ne oluyor hocam? O dikkat eksikliğini ya da hiperaktiviteyi mi onarmak? Evet, onarmak, bir de ailenin yaklaşımını belki düzenlemek. Ailenin hani olayla ilgili, durumla ilgili olan sıkıntılarını paylaşmak, gerektiğinde yetişkin psikiyatrisine yönlendirmek tanı sürecinde ya da mesela yani çocuğun ekrana maruziyetini azaltmak, ailenin çocuğun sosyal etkileşimini arttıracak aktivitelerde bulunmasını sağlamak. Yani bir tablet, telefon vermek değil de birebir ilişki gerektiren bir şeyler yapmalarını sağlamak olabiliyor bizim. Peki bu anlamda anne babalar ne tür hatalar yapıyorlar hocam? Evet, belki tablet konusunda bir hata yapıyorlar ama başka ne tip hatalar yapıyorlar? Buradan şunu yapmayın diyebileceğiniz neler var izleyicilerimize? Bence bizim için en önemli kısım ekran maruziyeti ve özellikle tablet, telefondan oyun oynama olabilir. Yani bence yapılacak ilk en önemli şey bunları özellikle 3 yaşına kadar çok az bir şekilde maruz bırakmak. Normal çocuk için de aynı şey geçerli. Yani sadece otizmli birey için değil, normal çocuk için de ekranın azaltılması. Belki hani evcilik oyunu güzel bir şey. Çünkü evcilik oyunu aslında çok ilişkiyi geliştiren bir oyun. Karşılıklılık gerektiren bir oyun. Ve orada bir taklit var, ilişkiyi başlatma, devam ettirme var. Belki çocuklarla hani oyun oynamak bence hem normal çocuk hem de otizm riski taşıyan çocuk açısından çok önemli bir şey bizim açımızdan. Peki şimdi annenin babanın özverisi bu anlamda önemli anladığım kadarıyla. Onların yardımı, sizin yardımınız ve özel eğitimle beraber acaba otizmli bireyin otizmi geriler mi? Şöyle, mesela şunu diyebiliriz. 2 yaşında otizm tanısını almış bir çocuk 4 yaşına geldiğinde bu çocuklara bakıldığında %20 ve 40'ının artık otizm tanısını tam olarak karşılamadığı hani görülmüş. Bunun nedeni muhtemelen hem aldığı özel eğitim hem ailenin hani sosyal etkileşimi arttırmaya yönelik çabaları, belirtileri hafifleyebilmekte. Belirtileri hafifleyebiliyor. Yani çünkü bu çocuklar için hani en önemli kısıtlılık toplumsal etkileşim. Bu çocukları ne kadar erken yakalayabilirsek aslında bu belirtilerin hafiflemesini de o kadar kolaylaştırabiliriz. Çünkü hani biraz önce de dediğim gibi beyin çok esnek. O yüzden geliştirilebilir. Evet, geliştirilebilir. Mi? O sürede yapılan her şey çok değerli. O yüzden erken tanı çok çok önemli diyorsunuz. Evet. Eğer ebeveynler bu bahsettiğiniz belirtileri gözlemliyorlarsa mutlaka bir uzmana gitmeliler ve tanıyı erken zamanda almalılar, değil mi? Evet, riskliyse de riskli olduğunu bilmeli. Belki hani tanı koyma değil, bizim takibimize girmeleri bence çok önemli bu açıdan. Peki hocam, şimdi acaba ilaç tedavisi de kullanıyor musunuz bunun yanı sıra? İlaç tedavisini otizme ek olan diğer psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanıyoruz. Yani direkt olarak otizmi tedavi etmek için ilaç tedavisi kullanmıyoruz. İşte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa ya da bizim kaygı bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlığı varsa diğer ek rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla ilaç tedavisi kullanıyoruz. Peki bunların faydaları oluyor mu? Bunlar yetişkinlere verilen ilaçlardan değil herhalde, değil mi? Çocuğa özel ilaçlar. Evet, çocuklar için geliştirilmiş ilaçlar. Yani bu şöyle faydası oluyor. Bir defa çok hani hiperaktif bir bireyin, çocuğun özel eğitimden aldığı fayda azalabiliyor. Ya da ailenin mesela çocukla beraber bir yere gitmesi çok zor hale gelebiliyor. Doğru. O yüzden hani yaşam kalitesi de arttıran şeyler olarak düşünebiliriz bunları. Peki hocam, şimdi aileler şunu da merak ediyorlar mı? Şu anda benim çocuğum işte 3 yaşında ya da 5 yaşında evet bu davranışları var. Ama bu çocuk ergenliğe girdiğinde ya da yetişkin olmaya başladığında başımıza neler gelecek ya da bu çocuğun gelişimi nasıl devam edecek soruları geliyor mu size? Soruları geliyor. Takip ettiğimiz ergenler de var. Tabii ki toplumsal etkileşimde daha zorluk yaşıyorlar diğer çocuklara göre. Yani buna göre belki hani okulla haberdar olmak bence önemli bir şey olabilir. Ama dediğim gibi hani bu bireylerin hepsi farklı aşamada oldukları için Doğru. onlara göre hepsine ayrı, yani burada bence bireysel bir yol izlemek, hani tek bir tavsiye vermem değil de kişiden kişiye değişen bir şey çünkü bunlar. Ona göre yol izlemek önemli olabilir. Her bir çocuğun değerlendirilmesi kendine, öyle mi? Peki hocam, son sözlerinizi alacak olursam benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz neler olabilir? Son 2 dakikamız kalmışken. Bence burada en önemli şey riskli çocukları belirlemek. O yüzden eğer belli bir şüpheniz varsa, çocukla ilgili göz teması kurmuyorsa, sosyal iletişimi başlatmıyor, sürdürmüyorsa, ismine seslenince bakmıyorsa mutlaka çocuk psikiyatrisinden gelip randevu almaları gerekiyor. Eğer çocuklarına otizm tanısı konulmuşsa yine çocuk psikiyatrisi takibi ve olabildiğince çok özel eğitim. Çok çok teşekkür ediyoruz Kadın Hayattır'a katıldığınız için ve otizm konusunda bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Efendim, otizmli çocuklarımızı nasıl yaklaşmamız gerektiğini bize çocuk psikiyatristi Doktor Dilara Demirpençe Seçinti anlattı. Hiçbir yere ayrılmayın, ikinci konuğumla biz buradayız.